Günaydın. Bugün 25 Şubat Cuma, sabah haberdeyiz. Yine birlikteyiz haftanın son iş gününde de bakalım gündeme neler yansıyor. Hafta içer gün sabah olduğu gibi yayındayız. Ben Narden Bingöl ve sabah haber ekibi de hazır. Öyleyse başlıyoruz. Peki neredeyiz? Sosyal medyadayız. Aramıza katılabilirsiniz. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarımız, yine yayınlarımız birlikte başladı. Yine radyo frekanslarından da aramıza katılabilirsiniz. Hemen manşetlere geçelim. Günün manşetlerine neler yansıyor bakalım. Avrupa Gazetesi ile başlıyoruz. NATO'nun Rusya'nın burnuna sokulma iştahı Ukrayna'ya çok pahalıya mal oldu diyor Avrupa Gazetesi. Putin vurdu manşetini kullandı. Ukrayna'da Rusya'nın güvenliğini tehdit eden girişimlere Putin kararlı bir biçimde son darbeyi koydu. Ukrayna'ya büyük bir silah yığınağı yapan ve Rus müdahalesine karşı büyük bir umut veren Batı, Putin'in askeri harekatına sessiz kaldı diyor gazete. Amerikan Başkanı Biden Ukrayna için dünyayı dua etmeye çağırmakta kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları var. Zaharova'ya göre 8 senedir süren kanlı bir savaşa bu müdahaleyle son verildi diye bugün Avrupa Gazetesi paylaştı. NATO ittifakının genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor diyor Putin. Dış güçleri uyarıyor diye verildi. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa derhal karşılık verilecek diye konuştuğu paylaşıldı. Zelenski de, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de dünya liderlerine sesleniyor. Anti-Putin koalisyonu kurma çağrısı yaptı. Can kaybıyla ilgili kesin bir bilgi edinilemediğine habere göre Rus tanklarının Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov'a girdiği duyuruldu. Başkent Kiev'de panik içinde olan halk bombalardan korunmak için metro istasyonlarına sığındılar. Guterres gözyaşları içinde Putin'e yalvardı. İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin açıklaması. Guterres'in açıklamasını da gazete paylaştı. Salgın durumuna bakalım. Kuzeyde 522 vaka var. Bir ölüm haberi geldi. Güneyde de 1935 vaka var. Bir vefat haberi de güneyden geldi. Salgında son durum. Kıbrıs gazetesine bakalım. Kıbrıs gazetesi de Rusya-Ukrayna savaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl etkileyecek diye paylaşıyor. Manşetine baktığımızda savaş, yıkım, kriz manşetini önce aktaralım. Putin'in Ukrayna hamlesini Batı'nın edilgenliği tetikledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın nazizmden ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz açıklamasıyla Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna krizi dünyadaki tüm dengeleri alt üst etti. Avrupa Birliği ve NATO Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. Korku kaçış alt başlığı var gazeteden verilen. Bakalım ayrıntılara. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattı. Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde de ard arda patlamalar yaşandı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna halkı ülkeyi terk etmek için sokaklara dökülmüş durumda. Fotoğrafta da görüyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülke çapında sıkı yönetim ilan edildiğini açıkladı. Bir diğer alt başlığa geçtiğimizde Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'ya yaptırım olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri harekatına ilişkin yapılan açıklamada, yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak, Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız denildi. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerinde anlaştı dedi.
bakalım Erdoğan'ın açıklaması var. Kabul edilemez, reddediyoruz açıklaması. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduklarını ve reddettiklerini belirtiyor. Bu adımın bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbe olduğunu vurguladı. Ve bir diğer alt başlık, Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili bir çağrı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte temsilcisi Özgür Ezel, Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine acil durumlarda 0533 851 40 06 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte temsilciliğine de 0036 130 10 183 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini belirtti. Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına bir çağrı var. Ukrayna'da bulunan KKTC vatandaşlarının acil durumlarda ulaşacağı telefon numaraları 0533 851 40 06. KKTC Budapeşte temsilciliğine de 0036 130 10 183 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Ekonomi alt üst, Ukrayna krizi sonrası döviz kurları da yükselişe geçmiş durumda. Rusya'nın dünyanın önde gelen ve Avrupa'nın ekmek sepeti olarak bilinen Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle emtia fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanmış durumda. Buğday fiyatları 9,5 yılın zirvesine tırmandı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve Brent petrolün varil fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkmış durumda. Bu durumda tabii ekonomi de alt üst, savaş, yıkım ve kriz. Bakalım Rusya-Ukrayna savaşı peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl etkileyecek? 5 madde görüyoruz. En büyük etki, ekonomik etki. Üst Koordinasyon Kurulu dün Cumhurbaşkanı Tatar'ın başkanlığında Ukrayna-Rusya savaşının ülkeye etkisini değerlendirdiler. Tatar, ekonomik unsurların ülkeyi etkileyeceğini, petrol fiyatları ve dövizin yükselmesinin ciddi bir mesele olduğunu belirtti. İkinci madde, dövizde yeni rekorlara doğru olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomik dengeleri bozdu. KKTC serbest piyasalarında Amerikan doları dünkü kapanışta ortalama 14,50, Euro 16,22 ve İngiliz sterlini 19,35'ten alıcı buldu. Arpa buğday temini pahalılık beklentisi 3. maddede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buğdayı Ukrayna'dan çok Rusya'dan alıyor. Ancak Türkiye Ukrayna'dan temin ediyor. Savaş nedeniyle ülkemizde arpa buğday temini konusunda sıkıntı yaşanacak mı? Bir soru işareti bu. Akaryakıt fiyatları maddesine baktığımızda Rusya dünyadaki ikinci büyük ham petrol ihracatçısı, ayrıca en büyük doğal gaz üreticisi. Rusya'nın yakıtta ambargo uygulama olasılığı, ayrıca pahalılık beklentisi piyasayı tedirgin ediyor şu anda. Bu durumda ülkemiz yakıt sıkıntısı yaşar mı? Bir diğer soru. Peki 5. ve son maddede turizm ne olacak sorusu var. Rusya ve Ukrayna krizi Türkiye ve Güney Kıbrıs turizmini, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini de etkileyecek gibi görünüyor. Peki turizmciler bu konuda neler söylediler? Bunun ayrıntıları da iç sayfalarda. Logo yanına baktığımızda UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı haberini görüyoruz. Belediyelerin sayısının 12'ye düşürülmesi var gündemde. Yeni elektrik fiyatları 1 Mart'tan itibaren geçerli ve hükümet programı bugün mecliste okunacak haberleri de yine gazeteden paylaşıldı. Bakalım Yeni Düzen gazetesi neler aktarıyor? Savaş, endişe, kriz. Yeni Düzen gazetesi paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşına yer veriyor. Savaş, endişe, kriz. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor bu durum. Bununla ilgili
ayrıntılar veriyor gazetede. Tüm dünyanın göz önünde yaşanıyor Rusya ve Ukrayna'daki sıcak gelişmeler. Yeni bir insanlık dramı ve küresel krizin de kapısı aralanmış durumda. Savaştan adımızın da turizm, ekonomik kriz, pahalılık anlamında olumsuz etkileneceği ifade ediliyor. Kiev'de öğrenci olan Kıbrıslı Türk Hürkan Pekineli'nin açıklaması bir mesajı var. Kiev'de bomba sesleri var. İnsanlar sığınaklara kaçıyor açıklamasını yaptı. Ve yine Ukrayna'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türksel Eski Genel Müdürü İsmet Yazıcı'nın da açıklamaları var. Benimle birlikte iki KKTC yurttaşı daha buradayız şeklinde. İnsanlar toplu halde Kiev'in dışına çıkmaya başladı. Marketlere, bankalara akın oldu diye açıklamalar var. Dayı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Sözen'in değerlendirmeleri var. Üçüncü Dünya Savaşı riskinin doğabileceği çok hassas bir durum şeklinde bir açıklaması var. Ekonomist Mehmet Saydam da akaryakıt, doğalgaz ve tarımsal ürünlerde ciddi bir sıkıntı yaşanacak açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesi geldi. Güvenliğiniz için tedbir alın şeklinde Rusya-Ukrayna savaşındaki sıcak gelişmeler bugün gazetelerde. Kadın vekiller tepkili, ayıp denildi siyasetin aktif kadınlara. Yeni kabineyi böyle yorumladılar. Bakanlar Kurulu kararları 12 belediye ile yerel seçime gitme hedefi var. Kalkınma Bankası Merkez Bankası'na bağlanıyor haberleri de bugün. Yeni Düzen'in paylaştığı ön sayfa haberlerinden. Bakalım Diyalog Gazetesi neler aktarıyor? Diyalog Gazetesi de panik var diye paylaştı manşetini. Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesi sonrasında petrol ve buğday fiyatları yükseldi ve TL değer kaybetti. Savaş paniğe yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik yönden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bu durum ekonomik yönden vuracak şeklinde değerlendirmeler var. Bakalım Rus ordusunun dün Ukrayna'ya karşı resmen savaş başlatması sonrasında yaşanıyor bu gelişmeler. Dünya piyasaları da bu noktada ciddi bir sarsıntı yaşamış durumda. Türk parası da dolar karşısında bir ara %3'e varan oranda değer kaybetti. Bu arada Brent petrolün varili 103 doları aştı. Buğday fiyatları rekor düzeye çıktı. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl vuracak? Ekonomik yönden vuracak KKTC'yi de. Dışişleri eski bakanlarından Kudret Özersay yaşanan bu gelişmelerin KKTC ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi ve acil bir önlem çağrısı yaptı. Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağaner de bir açıklama yaptı. Pandemiden daha kötü bir durumun ortaya çıktığına yönelik konuyla ilgili değerlendirmesi var. Kaybeden insanlık olacak. Başbakan Sucuoğlu'nun da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar Rusya'nın Ukrayna harekatına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi, kaybeden insanlık olacak değerlendirmesi geldi. Ve başka çare yok. Maliye Bakanlığı maaşları ödeyebilmek için 300 milyon daha borçlanıyor. Başka çare yok diye veriyor gazetede. Barış istiyoruz. Güneyde yaşayan Ukrayna vatandaşları eyleme gittiler bu yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında. Rum polisi yabancı elçiliklerde olağanüstü güvenlik önlemi aldı. Burada barış istiyoruz sloganlarının ortaya çıktığını aktarıyor gazetede. Güneş gazetesine bakalım. Güneş gazetesi de süreç devam ediyor. Başbakanın açıklamalarını aldı bugün manşette. Manşette görüyoruz. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ve toplantının ardından basına açıklama yaptı başbakan. Önümüzdeki süreçte bakanların kendi bakanlıklarıyla ilgili plan, program ve eksikliklerini ele aldıklarını söyledi. Toplantıda bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş, dairelerin tüzükleriyle, kadroların tüzüğünü de oy birliğiyle geçirdiklerini söylüyor başbakan. Her bakanlığın sorumluluğu altındaki kurum ve kuruluşların tespit edilip kararlaştırıldığını belirtiyor. Süreç yasalara uygun bir şekilde devam ediyor açıklamasını yaptı. İlaç eksikliğiyle ilgili olarak da açıklaması var. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya resmi yazı ile
müracaatı bulunduğunu belirtiyor konuyla ilgili olarak. Kocanın bu konudaki hassasiyetini bildirdiğini ve bu sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Yerel seçimlere de değindi Başbakan Sucuoğlu. Toplantıda belediyelerin sayısının 12'ye düşürülmesine ilişkin yapılan çalışmaları paylaştıklarını söyledi. Sucuoğlu, biz 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını, 12 belediyeyle yani 6 ilçe ve 6 bucakla sınırlandırılmasını ve yine Haziran'ın sonunda seçime gidilebileceğini düşünüyoruz. Ama konsensus sağlanırsa ve birkaç ayda gecikmeyle seçim olabilir açıklamasını yaptı. Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun'un 1 Mart itibariyle uygulamaya girecek olan yeni elektrik tarifesinin sunumunu yaptığını da dile getirdi. Süreç devam ediyor manşetini paylaştı gazete. Başbakanın açıklamalarıyla bugün haberi aktardı. Bakalım, temennim krizin son bulması. Cumhurbaşkanının değerlendirmesine bakalım. Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda ülke gündemindeki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de ele alındı. Toplantıya Başbakan Faik Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korkoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katıldı. Temennim krizin son bulması açıklaması Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Elektrikte yeni fiyatlandırma haberi logo yanında Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı Başbakan Faik Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Maliye Bakanı Sunat Atun'un 1 Mart itibariyle uygulamaya girecek olan yeni elektrik tarifesinin sunumunu yaptığını açıkladı Başbakan burada yaptığı konuşmada. Toplantının ardından basına açıklama yaptı Başbakan. Önümüzdeki süreçte bakanların kendi bakanlıklarıyla ilgili plan, program ve eksikliklerini ele aldıklarını söyledi. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. Hükümet programı mecliste okunacak. UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin programı Cumhuriyet Meclisi'nde okunarak milletvekillerinin bilgisine getirilecek. Okunduktan 2 tam gün sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu programı görüşmek üzere yeniden toplanacak. Görüşmeler tamamlandıktan 1 tam gün sonra mecliste hükümet programı ile ilgili oylama yapılacak. Eğer program üzerindeki görüşmeler pazartesi tamamlanırsa 2 Mart çarşamba gece yarısını geçer. Salı güne sarkarsa oylama 3 Mart perşembe günü yapılacak. Bakalım, Sağlık Bakanı açıklamaları var. Sivil toplum örgütlerini bilgilendirdi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Alzheimer Derneği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkan ve yönetimlerinden oluşan bir heyetle görüşme gerçekleştirdi. Açıklama var. Sınır üstü yaşlı bakım evinde yaşananların ardından bir inisiyatif grubu oluşturulduğunu, inisiyatif temsilcilerinin Kalkanlı Yaşam Evi'yle ilgili bir takım iddialar sonrasında Sağlık Bakanı Ali Pilli'den konuyla ilgili bilgi almak üzere bu ziyaretin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Pilli, temel görevlerinin sağlığı ileriye taşımak olduğunu, bunun için kalıcı çözümlerin ortaya koyulacağını, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, var olan sorunların birlikte işbirliğiyle aşılabileceğini vurguladı. Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliğine Ukrayna'dan 10 kişi temas kurdu, bir sorun iletilmedi açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Ukrayna'da bulunan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir açıklama yaptı. KKTC Temsilciliğine Ukrayna'dan 10 kişinin temas kurduğunu, bu temasın irtibat anlamında olduğunu, bir sorun veya problem iletilmediğini kaydediyor. Gerekirse tahliyelerine yardımcı olunacak dedi. Vatandaşlarımız Budapeşte temsilciliğine irtibat anlamına ulaştı. Bunun dışında bir talep yok. Şu anda sokağa çıkma yasağı var. Talep olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misyonları ve bizim temsilciliğimizle tahliyeleri yapılabilir. Şu anda bize ulaşan kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok diye konuştu. Taçoy dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıya da dikkat çekti. Ukrayna-Rusya krizinin etkilerinin değerlendirildiğini belirtti. Bir kez daha Ukrayna'daki vatandaşlara Budapeşte temsilciliğine ulaşmaları konusunda da bir çağrı yaptı.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bir duyuru yaptı. Bakalım vatan neler aktarıyor. Korkulan oldu diyor Vatan Gazetesi de. Putin savaşı seçti. Manşette Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusu Çernobil santralini ele geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı 57 kişinin hayatını kaybettiğine dair açıklamalar yaptı. 169 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Zelenski ise kayıplarımız var. Birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi açıklamasını yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu diyor. Parçası olduğunuz bir dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Ukrayna Çernobil nükleer santralinin kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Amerikan Başkanı Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın dolar, yen ve euro ile işlem yapması engellenecek dedi. Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediğini savunuyor. Biden'ın açıklaması Rusya ile ilişkiler kopma noktasında diye bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri harekatına ilişkin bir açıklama var. Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız şeklinde bir açıklama var. Fotoğrafta da görüyoruz son durumu. Korkulan oldu ve Putin savaşı seçti. Logo üstünde Kıptek zamla krizden çıkamaz açıklaması var. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden bir kamuoyu açıklaması bu. Makine Mühendisleri Odası. Kıptek krizine neden olan kara deliklerden kurtulma, yeni kara delikler yaratmama çarelerini paylaştı. Kıptek'in zamla krizden çıkarılamayacağına da vurgu yapıyor o da. Bu noktada bir açıklaması var. Öncelikle lojistik faaliyetlerin kamudan gizli, Bakanlar Kurulu kararlarıyla yapılmalarına engel olunması gerektiği görüşünü belirtiyor burada. Kıptek zamla krizden çıkamaz açıklamasını yaptı. Logo yanındayız. Yeni Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı. Başbakanın açıklamalarına bakalım. 12 belediye ile Haziran sonu seçimlere gidilmesini planlıyoruz dedi Başbakan. Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısı Başbakan Sucuoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer aldı. Bakanların tümünün katıldığı bir toplantı bu. Yaklaşık bir saat sürdü. Sucuoğlu ortaya koyduğumuz düşünce 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığıdır. Dolayısıyla 6 ilçe ve 6 bucak olacak şekilde 12 belediye ile sınırlandırıyoruz. Bu şekilde yine Haziran'ın sonunda seçimlere gidilecek ya da konsensus sağlanırsa 1-2 aylık rötarla seçim yapılacak dedi ve bu konuya ilişkin yasal düzenlemenin de 10 gün içerisinde hazır olacağını söyledi. Yeni elektrik fiyatlandırması 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Sucuoğlu Maliye Bakanı'nın da gelecek süreçteki rakamsal projeksiyonlar hakkında bilgi verdiğini ve 1 Mart itibariyle geçerli olacak yeni elektrik tüketimine bağlı fiyatlandırmanın sunumunu yaptığını kaydetti diyor açıklamasında. Bakanlıklara bağlı daireler ve kurumların tam listesi resmi gazetede yayımlandı. UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasının ardından dün ilk toplantısını yaptı Bakanlar Kurulu. Bakanlıklara bağlı olan dairelerin tam tespiti yapıldı. Resmi gazetede yayımlandı. Buğday fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 9,5 yılın zirvesine yükseldi. Rusya'nın dünyanın önde gelen ve Avrupa'nın ekmek sepeti olarak biliniyor Ukrayna. Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle emtia fiyatlarındaki yükseliş de ivme kazanmış durumda. Buğday fiyatları 9,34 dolarla 9,5 yılın zirvesine tırmandı. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği'nden Başbakan'a bir çağrı var. Başbakan Faik Sucuoğlu'nun madencilikle ilgili açıklamalarının Lefke halkını üzdüğüne yönelik bir açıklama bu ve tedirgin ettiğini belirtiyorlar. Başbakan'a lütfen madencilik serüvenine kapılmayınız diyerek sesleniyor yönetim kurulu üyeleri. Lefke'nin madencilikle değil temiz yatırımlarla kalkınan ülkenin ilçesi olmak istediğini belirttiler açıklamalarında. Kıbrıs bir değerini daha kaybetti. Kıbrıslı şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu 79 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz.
Kıbrıs ve Türkiye üniversitelerinde verdiği konferanslarla tanınıyordu. Hem bilim alanında hem de edebiyat alanında önemli çalışmalara imza atmıştı Kıbrıslı şair. Kıbrıs'ta ve Türkiye'de uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği de yapmıştı Kıbrıslı şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu. Salgın tablosuna bakalım. Kuzey'de toplam 13.876 test yapıldı. 522 pozitif vaka var. Bir de vefat haberi geldi Kuzey'den. Güney'de durum ne? Toplam 110.229 test var yapılan. 1935 pozitif vaka var. Bir de vefat Güney'de de var. Türkiye'de vefat sayısı 281, 79.708 tespit edilen yeni vaka sayısı. Bakalım, devam ediyoruz Detay gazetesiyle. Yerel seçim zamanında diye paylaşıyor manşeti. UBP-DP-YDP hükümetinin bakanlar kurulu ilk bakanlar kurulu toplantısını Başbakan Faik Sucuoğlu başkanlığında yaptı. Yerel seçim zamanında manşetini kullanıyor gazete. 12 belediye olacak. İlaç tedarikindeki sıkıntıyı çözeceğiz. Çözülecek bu sıkıntı. Müdahale yok. Yeni elektrik fiyatları ele alındı. Konuyla ilgili başlıklar. Belediyelerle ilgili de İçişleri Bakanlığı ile karşılıklı çalışmalarını paylaştıklarını anlatıyor Başbakan değerlendirmesinde. 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını, bunun 6 ilçe, 6 bucak olarak 12 belediye ile sınırlı olmasını istediklerini söyledi. Sucuoğlu, belediye seçimleri Haziran'da ve zamanında yapılacak. Belki 1-2 ay röter olabilir. Maliye ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtiyor ayrıca. 1 Mart itibariyle geçerli olacak olan elektrik tüketimine bağlı fiyatlandırmayı da hatırlattı bu noktada. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin ilaç tedariki sıkıntısıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti makamlarına resmi yazı gönderdiğini ve bu eksikliğin ortadan kaldırılması için müracaat ettiğini de söylüyor ayrıca. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın da konuya hassasiyet gösterdiğini aktardı. Sucuoğlu 3 ana başlıkta Bakanlar Kurulu toplantısını tamamladık dedi. Bakanlar Kurulu'nun oluşmasında Türkiye'nin baskısı olup olmadığına dair gelen bir soruya da Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Tamamen bizlerin hazırladığı bir ekip, sorumluluk da sevabıyla, günahıyla bana aittir açıklamasını yaptı. Yeni elektrik fiyatları ele alındı. Sucuoğlu Maliye Bakanı ile Kıptek konusunu ele aldıklarını belirtti. Maliye Bakanımızla da önümüzdeki süreçle ilgili projeksiyonu konuştuk. Ayrıca 1 Mart'ta yeni elektrik fiyatları konusuyla ilgili sunumunu yaptı, bize açıklamasını yaptı. Savaş çıktı, Loguyan'ın da haber. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en karanlık saatlerinde Ukrayna'ya müdahale etti. Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine başlattığı operasyon sonrası Ukrayna genelinde sıkı yönetim ilan edildi. Avrupa Birliği ağır yaptırım açıklaması yaptı bu arada. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor açıklaması geldi. Rusya sabah saatlerinde 8 yıl önce Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden ve aynı süre içinde Kiev yönetimine bağlı silahlı unsurların yoğun saldırısı altında Donetsk ve Luhansk'a yönelik askeri harekat başlattı. Harekat sonrasında Ukrayna genelinde sıkı yönetim ilan edildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugünün ilerleyen saatlerinde Avrupa liderlerine onaylamaları için büyük bir yaptırım paketi sunacağız mesajı verdi. Öte yandan Ukrayna yönetimi Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in tüm ortaklarını aynı adımı atmaya çağırdı diye aktarılıyor son gelişmeler. Spotlara da bakıp tamamlayalım. Tatar temennimiz bu krizin son bulmasıdır dedi, aktardı. Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığında yer aldı bu toplantı. Ülke gündemindeki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de burada konuşuldu. Anastasiadis Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde kınadığı haberi de var. Rum lider Nikos Anastasiadis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bağımsız bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemleri mümkün olan en güçlü şekilde kınadı diye veriliyor. Ve bakalım, makine mühendisleri odası ne kadar zam yaparsanız yapın Kıptek'i bu krizden çıkaramazsınız dedi. Başbakan Faik Sucuoğlu'na Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'yla ilgili bazı önerilerde bulundu. Halkın Sesi'ne bakalım. Savaş, acı, gözyaşı. Halkın Sesi'nin manşetinde
fotoğraflarla aktarılıyor son durum. Korkulan oldu ve savaş başladı. Putin yaptırımlara meydan okudu. İşgal hedefindeki Ukrayna'yı bombalamaya başladı. Rus birlikleri Ukrayna'ya girerken füzeler, roketler ve topçu atışlarıyla ilk günden ağır kayıplar var. Savaş acı ve gözyaşı diye verildi. Askerlerin yanında siviller, masumlar da vuruldu. 200'den fazla saldırıda şehirler, binalar da enkaza döndü. Havadan karadan kuşatılan Ukrayna'da bombalar adres sormadı. Hastaneler bile vuruldu. Kiev yönetimi 60'a yakın sivil ve askerin öldüğünü, 170'e yakın yaralı olduğunu açıkladı. Ukrayna sokaklarında halk akın akın kaçış halinde. Kiev'de şafak vakti sirenlerin çalmasıyla birlikte Ukraynalılar birkaç parça eşya ve erzakla evlerini terk ettiler. Kimisi sığınaklara ve metrolara sığındı. Kimileri de çocuklarıyla Polonya'ya kaçmak için yollara çıktı. İşgal altındaki Ukrayna'da şimdi acı ve gözyaşı var. Dünyada ise büyük korku ve endişe. Ancak Ukrayna'nın destek beklediği NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği saldırıyı kınamakla kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise eli silah tutan herkesi vatanı korumaya çağırdı diye veriyor gazete. Yeni Bakış gazetesinde bakalım ve tamamlayalım günün manşetlerini. Rus birlikleri Ukrayna'da haberi Yeni Bakış'ın da manşetini oluşturdu. Ve Rusya'dan Ukrayna'ya olan askeri harekat bugün manşette. Rusya Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattı. Ukrayna sınır yetkilileri Kiev yakınında 3 Rus uçağının vurulduğunu açıkladı. Rusya Federal Servisi Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu bu arada. Kiev Rusya'nın ikinci kez füze saldırısını yaptığını bildiriyor. Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğü öne sürüldü. TASS iki Rus kargo gemisinin vurulduğunu da açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını, ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı 57 kişinin hayatını kaybettiğini paylaştı. 169 kişinin de yaralandığını belirtti. Zelenskiy ise kayıplarımız var. Birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi dedi. Putin farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu dedi. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz dedi. Ukrayna, Çernobil nükleer santralinin kontrolünü kaybettiğini de açıkladı. Şimdi bu noktada akaryakıta büyük bir zam bekleniyor. Savaşın ekonomik boyutu bu. Bunun ağır olması bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası zam haberleri gelmeye başladı. Brent petrol 100 dolara dayandı. Dolar 14 TL'yi aşmış durumda. Buğday fiyatları 9,5 yılın zirvesini gördü. İşgalin başlamasıyla buğday fiyatları 9,34 dolarla Ağustos 2012'den, mısır fiyatları da 7,16 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa'ya mülteci akını yaşanacak şimdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız dedi. Avrupa topraklarında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana görülmeyen bir şey bu. Bu saldırı Avrupa Birliği'ne bir saldırıdır şeklinde açıklama yaptı konuyla ilgili olarak. Saatleri 7.34'e taşıdık ve ülke gazetelerini noktaladık. Kısa bir araya gidiyoruz. Haber turumuz var. Birazdan birlikteyiz. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Üst Koordinasyon Kurulu yaşananları değerlendirdi. Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ülke gündeminde yaşanan gelişmeler yanında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat konusu ele alındı. Bir saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya'nın
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatın dünyanın bir numaralı gündem maddesi olduğuna dikkat çekerek, toplantıda harekatın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yansımalarının ne olabileceği konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi. Şu anda biz de meseleyi izlemekteyiz diyen Tatar, harekatla birlikte petrol fiyatları ve dövizde hareketlenme yaşandığına da dikkat çeken Tatar, savaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne en büyük etkisinin ekonomik yönden olacağını belirtti. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin desteği ve garantörlüğünde bu çalkantılı bölgede içinde bulunduğumuz koşullarda barış, huzur, istikrar ve güvenlik içerisinde yaşayabilmemizin ne kadar değerli olduğunu değerlendirmek durumundayız, diye konuştu. Başbakan Faik Sucuoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sucuoğlu, operasyonu endişeyle takip ettiklerini belirterek, insanlık, dünya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok kritik bir döneme adım atmıştır, dedi. Sucuoğlu açıklamasında, anavatan Türkiye'nin göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisini de yakinen takip ettiklerini ve desteklediklerini de belirtti. Sucuoğlu, gelinen noktada halkımızın da endişeyle izlediği bu savaş, bizlere bir kez daha göstermiş ki haklıdan çok güçlünün hüküm sürdüğü bu acımasız ortam içerisinde anavatan Türkiye'mizin garantörlük hakkının yaşamsal önemi ve devamı Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilemez bir ihtiyaç olarak kendisini hatırlatmıştır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için duyuru yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda, bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle Ukrayna'da kalıcı veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır denildi. Duyuruda, acil durumlarda 0533 851 4006 numaralı telefona veya +36 1301 0183 telefon numarasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte temsilciliğine ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesi yapıldı. Zirvede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı Başbakan Faik Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından basına açıklama yapan Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte bakanların kendi bakanlıkları ile ilgili plan, program ve eksikliklerini ele aldıklarını söyledi. Toplantıda bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve dairelerin tüzükleriyle kadroların tüzüğünü de oy birliğiyle geçirdiklerini söyleyen Sucuoğlu, ilaç eksikliği ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya resmi yazıyla müracaatı bulunduğunu ifade etti. Yerel seçimlere de değinen Başbakan Faik Sucuoğlu toplantıda belediyelerin sayısının 12'ye düşürülmesine ilişkin yapılan çalışmaları paylaştıklarını söyledi. Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun'un 1 Mart itibariyle uygulamaya girecek olan yeni elektrik tarifesinin sunumu yaptığını da dile getirdi. Başbakan Faik Sucuoğlu, hükümet oluşumuyla ilgili Türkiye'nin herhangi bir baskısı olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını belirtti. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programı Meclis Genel Kurulu'nda bugün okunacak. Programın okunmasından iki tam gün sonra 28 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu programı görüşmek üzere yeniden toplanacak. Görüşmeler tamamlandıktan bir tam gün sonra mecliste hükümet programı ile ilgili oylama yapılacak. Program üzerindeki görüşmelerin pazartesi günü tamamlanması halinde 2 Mart Çarşamba günü, salı günü sarkması halinde ise oylama 3 Mart
Perşembe günü yapılacak. Cumhuriyet Meclisi'ndeki toplantıya katılanların salt çoğunluğunun evet oyuyla hükümet güven oyu almış olacak. Cumhuriyet Meclisi'nin birleşiminde Başkanlık Divanı'nın oluşumuna ilişkin karar da okunacak. Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, İdari Amiri ve katiplerden oluşan divanla ilgili seçimin gruplarının mutabakatıyla hükümet programının oylanacağı gün yapılması öngörülüyor. Saatler devam ediyoruz ve bir kez daha hatırlatalım neredeyiz. Tabii ki sosyal medyadan da aramıza katılabilirsiniz. Radyo frekanslarımız FM 100.1, 102.6, 89.6'da da yayınlarımız sürüyor. Bakalım Türkiye manşetlerine neler yansıdı bu sabah. Türkiye gazetesiyle başlayalım. Ukrayna, Rusya ordusuyla baş başa, yalnız ve çaresiz. Putin tetiğe bastı. Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı. Batı, Ukrayna'nın işgalini izlemekle yetindi. Alt başlıklara baktığımızda Batı askeri müdahaleye karşı, Kırım, Donbas birleşecek alt başlıkları var. Dünyanın korktuğu oldu. Rus askerleri Şafak'la birlikte karadan, havadan ve denizden harekata geçti. Aynı anda 16 noktadan da saldırı başladı. Ukrayna'nın askeri üsleri ve hava savunma sistemleri vuruldu. Tanklar başkent Kiev'in yakınlarına kadar geldi. Aylardır Ukrayna'ya arka çıkıp kışkırtan Avrupa Birliği, NATO ve Batı ülkeleri askeri müdahaleye yanaşmadı. Rus ordusunun işgalini izlediler. Kırım, Donbas birleşecek. Moskova, Batı'nın boş tehditlerine, harekatın bitiş tarihine Putin karar verir diyerek meydan okudu. Rusya'nın Donbas'ı almakla yetinmeyeceğini belirtiyor diplomasi uzmanları da. Böyle değerlendirdiler Putin. Kırım'la Donbas'ı karadan birleştirmek için Odessa dahil aradaki bölgeleri işgal edecek. Böylece Ukrayna'nın Karadeniz'le bağı kesilecek. Kırım, Moskova arasında da hat açılacak diyor uzmanlar da. Böyle değerlendirdiler. Rusya Savunma Bakanlığı ne diyor? İlk günkü hedefimize ulaştık. Pentagon, Rusya 75 uçak kullandı, 160'tan fazla füze attı, 10 hava üssünü vurdu açıklamasını yaptı. Ülkenin %20'si işgal altında. Çatışmaların ilk gününde iki taraf da ağır kayıplar verdi. Onlarca kişi öldü. Ukrayna'nın Kırım dahil %20'lik kısmıyla Çernobil nükleer santrali de Rusya'nın kontrolüne geçmiş durumda. Ülkenin %20'si işgal altında. Çin de harekete geçti. BM tehlikeyi özetledi. Durmazsa 100 yılın savaşı başlar dedi. Rusya'dan sonra Çin de Tayvan'a gemilerini yollayıp Batı'ya meydan okudu. Batı, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle yetineceğine inanmıyor. Batılı liderler Putin'in NATO üyesi Baltık ülkelerine yöneleceğini iddia ediyorlar. Bu durumda NATO ile sıcak çatışma kaçınılmaz. Birleşmiş Milletler de Putin askerlerini çekmezse Avrupa'da 100 yılın savaşı başlar dedi. Amerika ile gerilim yaşayan Çin de Tayvan karasularına filosunu gönderip ateşi daha da yükseltti ve Çin de harekete geçti bu durumda. Birleşmiş Milletler tehlikeyi özetledi. Durmazsa 100 yılın savaşı başlar. Şimdi Kiev'den kaçış var. İnsanlar para çekmek için ATM'lere yöneldi. On binlerce kişi de can korkusuyla Kiev'i terk etti. Şimdi de bir kaçış başladı. Ve yine detaylara baktığımızda Ukrayna'nın bütünlüğü korunmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Rusya'ya boğazları kapatamayız yine açıklamasından bakalım. Putin ve Zelenski ile görüştü Erdoğan. Diyalog çağrısı yaptı ve şöyle dedi. Rusya'nın harekatı uluslararası hukuka aykırı ve bölge barışına vurulmuş ağır bir darbedir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi destekliyoruz dedi. Rusya'ya boğazları kapatamayız dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da savaş durumunda bile Rusların boğazlardan geçebileceğini söyledi. Biz savaşın tarafı değiliz dedi. Ve nükleer silahla tehdit etti. Vladimir Putin bakalım işgal emrini verdikten sonra Ukrayna ordusuna silahları bırakın çağrısı
yapan Putin, Batı'ya da askeri gücü res çekti. Rusya en önemli nükleer güçlerden biri. Rusya'ya saldıran ağır bir yenilgiyle korkunç sonuçlara hazır olsun açıklamasını yaptı. Ve Zelenski'den bir çağrı var. Eli silah tutan direnişe geçsin çağrısı. Batı'dan ve Türkiye'den yardım istedi Ukrayna lideri Zelenski. Orduya takviye için askeri tecrübesi olan herkes iç işlerine başvuru yapsın. Rusya halkı da sokağa çıkıp savaşa karşı olduğunu tepkiyle göstersin dedi Zelenski'nin açıklamaları. Rusya'ya karşı yaptırım silahı var. Şimdi Biden açıkladı. Bakalım Biden'ın açıklamalarına. Amerikan Başkanı Biden, Putin saldırgan imparatorluk kurmak istiyor diyerek yeni yaptırımları açıkladı. Rus bankalarının toplamda 1 trilyon dolarlık varlıkları dondurulacak. Dolar, euro ve yenle işlem yapamayacak. Teknolojiyle erişimleri de engellenecek. Rusya'ya karşı yaptırım silahı da Biden'ın açıklaması. Tamamladık. Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi de Rusya Ukrayna'yı sabaha karşı vurdu. Ukrayna'yı aslanın önüne attılar, ortada bıraktılar. Putin bomba yağdırdı manşetini paylaşıyor gazete. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO Rusya ile bilek güreşine giren Ukrayna'ya haftalardır destek verdi, vaatlerde bulundu. Sonunda olan yine Ukrayna halkına oldu diye veriyor gazete haberi. Tüm dünyanın haftalardır yaşanmasından korktuğu kabus senaryosuyla ilgili bu. Dün bu senaryo gerçek oldu. Rusya sabaha karşı dört sularında Ukrayna'ya havadan ve karadan askeri operasyon başlattı. Başkent Kiev sabaha karşı vuruldu. Rus savaş uçakları ve füzeleri başkentteki askeri tesisleri vurdu. Çok sayıda sivil de zarar görmüş durumda. Savaşta zenginler kaçar, yoksullar ölür diyor gazetede. Bu fotoğraf dünden beri sosyal medyada çokça yer buldu. Karşımıza çıkan bir fotoğraf. Dün Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çekilen bir fotoğraf bu. Rus bombalarıyla yaralanan kadının bu hali de savaşın kanlı yüzünü göstermiş oldu. Ukrayna'nın zenginleri ise daha önce zaten kaçmıştı. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi, Avrupa'da savaş dedi, Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna'da korkulan oldu. Rus ordusu sabah saatlerinde 6'da Putin'in emriyle başkent Kiev'le Harkov, Odessa ve Mariupol'a füze saldırısı başlattı. İlerleyen saatlerde Rus askerleri Belarus, Kırım ve Donbas'tan Ukrayna'ya girdi. Dünya alarmda, savaşın tüm kıtaya yayılmasından endişeleniyor Avrupa ülkeleri ve diken üstündeler. Avrupa'da savaş diye aktarıldı. Ne kadar süreceğine Putin karar verecek bu arada. Kremlin saldırıdan sonra bir açıklama yaptı. Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmamız imkansız. Operasyonların ne kadar süreceğine Putin karar verecek diyerek meydan okudu diye gazete paylaştı. İsteyen herkese silah vereceğiz açıklamasına bakalım. Zelenski'nin açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin değerlendirmesi. Ulusa sesleniş konuşması yaptı, sıkı yönetim ilan etti. Herkesi orduya katılmaya çağırdı. İsteyen herkese silah vereceğiz dedi. Rusya Ukrayna'nın önemli şehirlerini ateş altına aldı. Burada görüyoruz, aktarıldı. Ukrayna'nın önemli şehirlerini de ateş altına aldığını paylaşıyor gazete. Ukrayna elçisi destek istedi. Dışişlerine dedi, güvenli yerde kalın dedi. Dışişleri de böyle açıklama yaptı. Putin çılgınlıklar çağını başlatmış oldu. Soğuk savaş sonrası belirsizleşen, anlamsızlaşan küresel gerçekleri tamamen silip süpürdü. Dünyayı tehdit etti ama dünyanın yeni halini de en kaba haliyle ilan etmiş oldu böylece. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesi de Putin vurdu, Batı seyirci dedi Hürriyet gazetesi ve Rusya Ukrayna'ya savaş açtı. Farklı şehirlerde 74 askeri tesis ve havaalanı füzelerle vuruldu. Rus kara birlikleri başkent Kiev'e 10 kilometre mesafedeki askeri üssü ele geçirdi Hürriyet gazetesi. İşgal başladı, Ruslar Kiev'e dayandı. İskender ve Kalibar kullanıldı diye verildi. Batı'nın seyirci olduğu da aktarılıyor.
reddediyoruz açıklaması da var. Asker göndermeyeceğiz, yaptırımları arttırdık açıklaması var. Ve bu açıklama, Hürriyet gazetesini paylaşıyoruz. Geçersek, asker göndermeyeceğiz, yaptırımlar başlattık dedi Amerikan Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Böyle açıklama yaptılar. Bu açıklama nedir? Asker göndermeyeceğiz, yaptırımları arttırdık. Şimdi Sabah gazetesini alalım. Reddediyoruz manşetini görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz açıklamasını yaptı. Barışa vurulan ağır bir darbe ve mücadelesini destekliyoruz açıklaması var. Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrılarımızı tekrarlıyoruz diye aktarıyor. Putin depremi olarak da yine gazeteden paylaşıldı. NATO, Avrupa savaşta planları revize ediyoruz dedi. Hazine, tedbirliyiz, TL'ye güvenin çağrısı yaptı. Petrol, altın, buğday fiyatı zirve yaptı. Zelenski dünyadan destek istiyor. Türkler için tahliye hazırlığı var bu arada. Cumhuriyete bakalım. Dünya ikiye bölündü. Çin ve İran Rusya'yı desteklerken Batı cephe aldı. Dünya da ikiye bölündü şimdi. Ve Batı birlik tablosunda Kremlin işgal yok dedi. Putin işgal planlarının olmadığını söylerken müttefiki Pekin Rus işgali diyen basına sanırım bu Çin ve Batılılar arasındaki fark karşılığını verdi. İran'sa savaşın NATO'nun provokasyonlarının bir sonucu olduğunu açıkladı. Montrö ayakta, Kanal İstanbul'da çöktü. Muhalefet sözleşmeye uyun dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Montrö'nün önemini gün yüzüne çıkarırken ilk iktidarın çılgın projesi Kanal İstanbul'da çökmüş oldu diye yorumluyor gazete. Milliyet'e bakalım. Dünya şokta. Rusya 3 koldan saldırdı. Onlarca ölü var. Putin özel bir askeri harekata karar verdim diyerek Ukrayna operasyonunu başlattı. Savaş havada ve karada şiddetle sürüyor. Fotoğraflar yansıyor. Görüyoruz. Haritayla da aktarıldı son durum. Ve hava ulaşımının durduğu noktası şimdi paylaşıldı. Çernobil'i de ele geçirdiler. Kiev'e ilerledi Rus birlikleri ve Çernobil nükleer santralini ele geçirdiler. Askeri harekat kabul edilemez. Başkan Erdoğan'ın açıklaması barışa ağır darbe dedi. Zelenski ile de bir görüşme yaptı. Gazete aktarıyor ayrıntıları. Akşama geçelim ve tamamlayalım. Son gazete, el birliğiyle başardınız diye gazete verdi. Rusya, Amerika ve NATO ile kavgasını Ukrayna'ya taşıdı. Amerika ve İngiltere yangına körükle gitti. Olan Ukrayna'ya oldu. El birliğiyle başardınız. Rusya 3 cepheden Ukrayna'yı füze yağmuruna tuttu. Başkent Kiev dahil 75 noktaya atılan füzeler var. Ve bu füzeler cadde ve binalara da isabet etti. Ve Putin'in gerekçesi NATO bu arada. Ölü sayısı da artıyor. Yüzü aştı Rusya'nın vurduğu Odessa'da 18, Roveri'de en az 6 sivil öldü. Donetsk'te hastaneye havan düştü. 4 kişi öldü, 6'sı doktor. 10 kişi yaralandı. Ukrayna 50 Rus askeri öldürdük, 6 uçak düşürdük, 40 asker kaybettik açıklamasını yaptı. Batı'nın yaptırımları işgalden sonra geldi diye de gazete paylaştı. Bununla ilgili daha pek çok ayrıntı bugün gazetede ve tüm gazetelerde yer alıyor. Tamamladık. Güney Kıbrıs'a geçelim. Güney Kıbrıs gazete manşetlerinde neler var bakalım. Alitia gazetesiyle başlayalım. Bugünkü tüm manşet haberini Rusya-Ukrayna krizine ayırdı Alitia gazetesi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle para piyasalarında güçlü kayıpların yaşandığını, Avrupa para birimlerinde de güçlü bir düşüş kaydedildiğini yazdı. Haberin detaylarında Rus işgalinin uluslararası sahnede dünyanın hemen hemen tüm borsalarındaki tabloların kızarmasına neden olduğunu yazıyor gazete. Yatırımcıların ise hisselerini şirketlere satarak petrol ve altına yönelmeyi tercih ettiklerini aktardı. Gazete Rusya'nın başlattığı savaşa Güney Kıbrıs'tan gerek Rum lider Anastasiadis gerekse siyasi partiler tarafından kınamaların geldiğini yazıyor. Amerikan Başkanı Joe Biden'ınsa Rusya'ya karşı yıkıcı yaptırım paketlerinin uygulanacağını açıkladığını aktardı haber.
Putin nereye ulaşmayı hedefliyor spotuyla verildi. Filelefteros gazetesi tüm Ukrayna'yı çiğnemeden yutuyor başlığını kullandı manşetinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam bir işgalle adeta cehennemin kapılarını açtığı yorumunu yaptı. Haberin detaylarında Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı askeri operasyonun sadece doğuda değil, hemen hemen herkesin tahmin ettiği gibi Rus silahlı kuvvetlerinin 3 ayrı noktadan işgale başlamasıyla genel bir saldırıya dönüştüğünü yazıyor gazete. Putin'in hedefine Kiev, Harkov, Mariupol gibi büyük şehirlerin girdiğini aktarıyor. Gazete onlarca sivilin öldüğüne dair haberlerin gelmeye devam ettiğini ve ülkenin farklı noktalarında birçok cephenin oluşmasıyla Ukraynalıların zor saatlerden geçtiklerini aktardı. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşla bağlantılı yer verdiği bir diğer haberde Rus işgalinin Güney Kıbrıs'taki turizm dünyasında da büyük endişelere neden olduğunu ve bu yıl yaz dönemi için öngörülen ve beklenen yüksek Rus ve Ukraynalı turist sayısı açısından şu an için oldukça olumsuz bir manzaranın yaşanmakta olduğunu aktardı. Politise geçelim. Diğer gazeteler gibi bugün tüm ön sayfasını Politist gazetesi de Rusya-Ukrayna savaşına ayırdı. Haberi savaş hayaleti Avrupa'ya döndü başlığıyla verdi. Detaylarda Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal ettiğini ve önemli bir direnişle karşılaşmadan Kiev'e doğru ilerlediğini yazıyor. Rusya'nın seçilen hedefler ve havalimanlarına düzenlediği saldırılarla Ukrayna'nın hava savunmasını işe yaramaz hale getirdiğini, Kiev'in etrafını çevreleyerek Mariupol, Harkov ve Odessa gibi şehirleri işgal ettiğini aktarıyor. Gazete Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yani Batı'nın Rusya'ya diz çöktürecek yaptırımlar amaçladıklarını yazdı. Haravgi'ye bakalım. Haravgi gazetesi Ukrayna'daki savaşın genelleştirilmesinin felaket sonuçları başlıklı manşet haberinde Rusya-Ukrayna savaşına değiniyor. Putin'in Ukrayna'ya başlattığı işgalin tüm Avrupa'da ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barış için büyük tehlikelere gebe olduğunu yazdı gazete. Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Rus saldırılarını kınayarak Rusya'ya karşı yeni ve daha sert yaptırımlar uygulaması kararı aldıklarını aktarıyor. Bu arada Güney Kıbrıs'ta da mecliste Rusya'yı kınayan seslerin yükseldiğini yazdı. Haravgi bir diğer ön sayfa haberinde ise AKEL Partisi'nin elektrik, yakıt ve temel tüketim maddelerindeki vergilerin kaldırılmasında ısrarcı olduğunu yazarak hükümeti tsunami niteliğinde artışlara gitmekte suçladığını ve bu zam ve vergilerle hane halkının gelirinin adeta kemirildiğini belirtti. Gazete AKEL'in bu çerçevede hafta sonu hemen hemen tüm bölgelerde protesto gösterileri düzenleyeceğini bildiriyor diye aktarıyor gazete. Böylece saatleri 7.57'ye taşıdık ve tüm manşetlerin sonundayız. Saat başında görüşmek üzere. Yaşamın içerisinde can dostlarımızı da unutmayan Sessiz Dostlar programı yeni bölümleriyle sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz Asbank Terminal Şube'de operasyon yönetmeni olarak görev yapan Gülşah Çakmak. Gülşah Hanım ve ailesi 3 can dostu ile birlikte paylaştığı evinin kapısını Sessiz Dostlar programına açtı. Köpekleri Çakıl ve Benji, kedisi Bambam ile birlikte mutlu bir yaşamı paylaşan Gülşah Çakmak'la olan sohbetimizi ekranlarınıza getiriyoruz bu hafta. Soğuk kış günlerinde sokaklarda ve barınaklarda bulunan bu canları sahiplenmelerini, onlara sevgi vermelerini öneririm. Gerçekten hayvan sevgisi başka bir şey. Hiç gücenmeyen, sadık dostlarınız oluyor onlar günün sonunda. Müzik.
çok seviyorum. Bu yüzden de büyüdüğümde veteriner olmak istiyorum. Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da saat 16'da BRT 1'de Sessiz Dostlar programında buluşmak üzere. Saatler 8'i gösteriyor. Devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ikinci gününde ülke genelinde genel seferberlik ilan edilirken saldırılarda şimdiye kadar 137 asker ve sivilin öldüğü açıklandı. Rus bombardımanı sabah saatlerinde yeniden ülkenin birçok noktasında başladı. Rusya'nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saat 4.20'den sonra ard arda patlama sesleri geliyor. Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı. Sabah 7 itibariyle ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv'de siren sesleri duyuluyor. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı. Ukrayna sabah 5.30'da Kiev'e saldıran bir Rus hava taşıtının vurulduğunu duyurdu. Uçağın düşerken binaya çarptığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaptığı sitem dolu açıklamada ilk gün sivil ve asker toplamda 137 kişinin öldüğünü duyurdu. Ülkede genel seferberlik ilan edildi. 90 gün boyunca geçerli olacak kararnamede 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Dün de eli silah tutan herkes cepheye çağrılmıştı. Ukrayna'nın Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zalonji, Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıklamıştı. Buna karşın Rusya'dan bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık açıklaması gelmişti. Üç koldan saldırı halindeki Rus ordusu Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor. Başkent Kiev'in sadece 150 kilometre ötesinde bulunan Çernobil nükleer santralinin kontrolü Rus askerlerine geçti. Saldırıyı başlatan emri veren Vladimir Putin sonraki 15 saat boyunca sessizliğe gömüldü. Türkiye saatiyle akşama doğru açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunarak, en önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor, şu anda onlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu. Tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu diye konuştu. Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanmamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik, nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık dedi. Zelenski ise yoğun bir gün geçirdi. Bir yandan ülkesine sesleniş konuşmaları yapan Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan diğer ülkelerin liderleriyle görüştü. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hız kazanırken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında toplanan Üst Koordinasyon Kurulu yaşananları değerlendirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar meseleyi yakından takip ettiklerini belirterek temennimiz bu krizin son bulmasıdır dedi. Tatar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne etkisinin ekonomik yönden olacağını da dikkat çekti. Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıya Başbakan Faik Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı. Toplantıda ülke gündeminde yaşanan gelişmeler yanında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat konusu ele alındı. Bir saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatın dünyanın bir numaralı gündem maddesi olduğuna dikkati çekerek, toplantıda harekatın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yansımalarının ne olabileceği konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.
Şu anda biz de meseleyi izlemekteyiz diyen Tatar şunları söyledi. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii bunun etkileri ne olur ne olmaz hep birlikte izleyeceğiz. Ama biz bu toplantıda şu anda Kıbrıs'ta bu meseleyle ilgili bir sıkıntının olamayacağını, her ne kadar da güneyde İngiliz üslerinin olması ve Güney Kıbrıs'ın çeşitli farklı ülkelerde bağlantıları bütün bunlar da değerlendirilmiştir. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmemektedir. Temennimiz tabii en erken zamanda bu krizin son bulmasıdır. Çünkü belli ki Rusya'nın bir hareketi vardır. Ama karşısında Amerika, NATO, farklı ittifaklar mutlaka bu krizin aşılması için çok sayıda güçlü devlet devrededir. Bizim temennimiz bunun bir an evvel son bulması, krizin bitmesi ve dolayısıyla tekrar normal hayata dönüşümüz. Harekatla birlikte petrol fiyatları ve dövizde hareketlenme yaşandığına da dikkati çöken Tatar, savaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne en büyük etkisinin ekonomik yönden olacağını belirtti. Petrolün fiyatı bugün 100 dolardan çıkmıştır. İşte dolara baktığımızda 14.50'yi geçmiştir. Sterlin 20'ye yanaşmıştır. Dolayısıyla bunların etkileri muhakkak ki bizde yakın bir tarihte ortaya çıkacaktır. Temennimiz işlerin yatışması, krizin son bulması ve fiyatların da tabii ki gerilemesi. Cumhurbaşkanı Tatar, meselenin ciddiyetine bakıldığında barış, huzur ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını da vurguladı. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin desteği ve garantörlüğünde bu çalkantılı bölgede içinde bulunduğumuz koşullarda barış, huzur, istikrar ve güvenlik içerisinde yaşayabilmemizin ne kadar değerli olduğunu değerlendirmek durumundayız, diye konuştu. 1974'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir garanti ülkesi olarak haklı müdahalesiyle Kıbrıs'ta sağlanan barış, huzur ve güvenlik ve dolayısıyla kimsenin burnunun kanı akmadan bugünlere kadar selametle yaşamımızı sürdürmemiz ve bundan sonra da tabii ki bu istikrarın korunmasıyla bu şekilde güvenlik içerisinde Kıbrıs Türk halkının yaşamını sürdürmesi ne kadar değerli, kıymetli ve önemli olduğunu zaten bu olaylar kendisinden meseleyi göstermektedir. Önemli olan tabii ki adil bir anlaşma, kalıcı bir anlaşma, sürdürülebilir bir anlaşma. Ama en önemlisi barışın ve huzurun devamıdır. Eğer bir anlaşma sizleri 1974 öncesine götürecekse, eğer istikrarı ortadan kaldıracaksa, eğer barış ve huzurun tehlikeye girmesine yol açacaksa tabii ki onu bir kez daha düşünmek durumundayız. Onun içindir ki bütün bu hassasiyetleri dikkate aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörü bizler için ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha görüyoruz. Başbakan Faik Sucuoğlu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sucuoğlu operasyonu endişeyle takip ettiklerini belirterek insanlık, dünya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok kritik bir döneme adım atmıştır dedi. Sucuoğlu açıklamasında anavatan Türkiye'nin göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisinin de yakinen takip ettiklerini ve desteklediklerini de belirtti. Başbakan Faik Sucuoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Sucuoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon tüm dünyada olduğu gibi bizler tarafından da endişeyle takip edilmektedir. İnsanlık, dünya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok kritik bir döneme adım atmıştır. Covid nedeniyle global krizin boyutlarını derinden hissederken üstüne bir de yanı başımızda yaşanan yeni savaşın ekonomik yaşama yeni olumsuz etkileri de olacaktır. Öncelikle Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yöntemler ve diplomasiyle bir an önce sona ermesini yürekten arzu ediyoruz. İnsanların, çocukların bombalarla, kurşunlarla ölmesi hiçbir nedenle açıklanamaz. Dünya bu dertlerle boğuşurken anavatanımızın göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisini de yakın takip ediyor ve destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın başkanlığında yapılan toplantıda sorun enine boyuna masaya yatırılmıştır. Gelinen noktada halkımızın da endişeyle izlediği bu savaş bizlere bir kez daha göstermiştir ki haklıdan çok güçlünün hüküm sürdüğü bu acımasız ortam içerisinde anavatan Türkiye'mizin garantörlük hakkının yaşamsal önemi ve devamı Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilemez bir ihtiyaç olarak kendisine hatırlatmıştır.
Türkiye'de ise gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin sürdüreceği vurgulandı. Konuya ilişkin bir görüşmesinde açıklamada bulunan Erdoğan da Rusya'nın askeri harekatını reddediyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesi yapıldı. Zirvede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı. Bir kabulünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum dedi. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de tekrar ifade ettim. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını da tekrarladı. Cumhurbaşkanı, kendi vatandaşlarımızla Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız ifadelerini de kullandı. Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine Ukrayna'dan 10 kişinin temas kurduğunu, bu temasın irtibat anlamında olduğunu, bir sorun veya problem iletilmediğini kaydetti. Taçoy, gerekirse tahliyelerine yardımcı olunacak dedi. Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, BRT'de yayınlanan 18. Saat programına katılarak Ukrayna'da bulunan Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine Ukrayna'dan 10 kişinin temas kurduğunu, bu temasın irtibat anlamında olduğunu, bir sorun veya problem iletilmediğini kaydeden Bakan Taçoy, gerekirse tahliyelerine yardımcı olunacak dedi. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var Kiev'de ve birçok yerde Ukrayna'da. Ve bu çerçevede insanlarımız zaten sokağa çıkamıyor. Bu konuda herhangi bir talep olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'yle birlikte bizlerin yardımlarıyla onların tahliyesine gidilebilir. Ve bölgedeki misyonerlerle işbirliği içerisinde hareket ederek bu işleri çözümleyebileceğimiz duruma geliriz. Biz toplantıyı kendi bölgemizde olacak olan etkiler için gerçekleştirdik ve bunları konuştuk. Kendi içimizde yaptığımız çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanı'na aktardık. Neler olabileceğini, nasıl hareket edebileceğini, ekonomik olarak etkilenen boyutlarının gerek ekonomi tarafıyla gerekse mali kısımlarıyla ne olabileceğini konuştuk. Ve bakanlar kurulunda da bu değerlendirmeleri yaptık akşam üzeri. Dışişleri Bakanı Taçoy bir kez daha Ukrayna'daki vatandaşlara Budapeşte temsilciliğine ulaşmaları konusunda çağrı yaptı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nda Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için duyuru yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda, bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle Ukrayna'da kalıcı ve veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır denildi. Duyuruda acil durumlarda 0533 851 4006 numaralı telefona veya +36 1301 0183 telefon numarasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte temsilciliğine ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi. UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Başbakan Faik Sulucoğlu toplantıda bakanların önümüzdeki süreçte
kendi bakanlıklarıyla ilgili plan, program ve eksikliklerini ele alacaklarını söyledi. Ele aldıklarını aktardı. Sucuoğlu ilaç eksikliği, belediyelerin sayısı, 1 Mart'ta uygulamaya gidecek yeni elektrik tarifeleriyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Sucuoğlu hükümet oluşumuyla ilgili bir soruya da sevabıyla, günahıyla sorumluluk bana aittir. Ne anavatan Türkiye Cumhuriyeti ne de başka bir adresin önerisi veya baskısı olmuştur dedi. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın açıklama yapan Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte bakanların kendi bakanlıklarıyla ilgili plan, program ve eksikliklerini ele aldıklarını söyledi. Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, yine bakanlıklara bağlı dairelerin tüzüğü, kadroların tüzüğünü de oy birliğiyle geçirdik. Dolayısıyla bakanlıkların altındaki her bakanlığın kendi sorumluluğu altındaki kurum ve kuruluşlar da bu vesileyle resmileşti. İlaç eksikliğiyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya resmi yazıyla müracaatı bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu, Koca'nın bu konudaki hassasiyetini bildirdiğini ve bu sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Yerel seçimlere de değinen Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda belediyelerin sayısının 12'ye düşürülmesine ilişkin yapılan çalışmaları paylaştıklarını söyledi. 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını bu küçücük ülkede, dolayısıyla 12 belediye ile sınırlandırıp, yani 6 ilçe ve 6 bucak ve bu şekilde icap ederse, bir sıkıntı olmazsa yine Haziran'ın sonunda seçimlere gidecek şekilde. Ama eğer orada bir konsensus sağlanırsa belki 1-2 aylık bir rötarla da bunun yapılması. Bu konuda doğrusu belli bir noktaya gelindi. Tahmin ediyorum bir 10 gün içerisinde de tam anlamıyla hazır olur. Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atın'ın 1 Mart itibarıyla uygulamaya girecek olan yeni elektrik tarifesinin sunumunu yaptığını da dile getirdi. Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet oluşumuyla ilgili Türkiye'nin herhangi bir baskısı olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tasarrufu olmaz, böyle bir şeye de ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla biz hep söyledim, zaten Bakanlar Kurulu tamamen bizlerin hazırlamış olduğu bir ekiptir. Sevabıyla, günahıyla da sorumluluk bizlere aittir. Yani başbakana aittir, yani bana aittir. Dolayısıyla burada ne anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de herhangi bir başka adresin ne bir önerisi ne de bir baskısı olmuştur. Zaten dediğim gibi bu konuda geçen defa da aynı biliyorsunuz dedikodular ortaya çıktı. İşte şöyle olduydu, böyle olduydu. Alıştık artık, bunu her dönem yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın güven bazında oluşan ilişki ve dostluk artarak bu hükümet döneminde de devam edecektir. Biz kendimizi anavatandan, Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı gayri görmeyen düşüncenin temsilcisiyiz. Kurduğumuz koalisyon da aynı şekildedir. 3 partiden oluşan 29 vekille temsil edilen koalisyon hükümetimiz de aynı şekildedir ve bundan sonraki süreçte dediğim gibi ilişkileri daha da artırarak, zaten belli güzel bir seviyede ama bunu daha da artırarak, daha da genişleterek, daha sık temaslar sağlayarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sıkıntılarını giderme hem de yapılabilecek katkılar anlamında, özellikle Kıbrıs'ın coğrafi konumu biliyorsunuz, hidrokarbon zenginlikleri ve bu konudaki Güney Kıbrıs'ın hep bizlere bir köşeye sıkıştırma hamleleri, bunları da anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir hem çözüm odaklı hem de birlikte hareket anlamında çalışmalarımız ve birlikte hareketimiz devam edecektir. Dolayısıyla iki gündür ben de basında bu şekilde bazı yazılar görüyorum. Hatta bazı söylemler de duyuyoruz. Tabii dediğim gibi bunlara alıştık, gülüp geçiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir bayrak yarışıdır arkadaşlar. Bugün biz varız, yarın başka biri gelir.
Sucuoğlu, UBP, DP, YDP koalisyon hükümetinin iş başında olduğunu da belirtti. Başbakan Sucuoğlu, Ukrayna-Rusya krizine de dikkat çekerek bu gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaratacağı sıkıntıları en hafife indirmek için uğraşacaklarını belirtti. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi'nde okunarak milletvekillerinin bilgisine getirilecek. UBP, DP, YDP koalisyon hükümetinin programı Meclis Genel Kurulu'nda okunacak. Programın okunmasından iki tam gün sonra 28 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu programı görüşmek üzere yeniden toplanacak. Görüşmeler tamamlandıktan bir tam gün sonra mecliste hükümet programı ile ilgili oylama yapılacak. Program üzerindeki görüşmelerin pazartesi günü tamamlanması halinde 2 Mart çarşamba günü, salı gününe sarkması halinde ise oylama 3 Mart perşembe günü yapılacak. Cumhuriyet Meclisi'ndeki toplantıya katılanların salt çoğunluğunun evet oyuyla hükümet güven oyu almış olacak. Cumhuriyet Meclisi'nin birleşiminde Başkanlık Divanı'nın oluşumuna ilişkin karar da okunacak. Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, İdare Amiri ve katiplerden oluşan divanla ilgili seçimin, grupların mutabakatıyla hükümet programının oylanacağı gün yapılması öngörülüyor. Seçim öncesi gruplar adaylarını başkanlığa sunacak. 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Meclisi'nde sadece UBP ve Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin grubu var. Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Meclis İdare Amirliği ve katipler için de kapalı oylama yapılacak. BRT Ankara muhabiri arkadaşımız Bülent Göksan, Kars'tan gündemi aktaracak, bize notlarını paylaşacak. Sözü kendisine bırakalım, bir günaydın diyelim. Günaydın Bülent, sendeyiz. Günaydın Nalan. Bugün senin de söylediğin gibi Ankara gündemini Türkiye'nin en uç noktasındaki ili olan Kars'tan aktaracağım. Neden Kars'tayız? Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarafından Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi tarafından düzenlenen Kıbrıslı Yüzler Doğu Ekspresi ve Kars programı için bugün Kars'tayız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çeşitli üniversitelerde öğrenim görmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden oluşturulan Kıbrıslı Yüzler grubuna da gerek lisansüstü eğitim süreçlerinde destek sağlamak ve gerek Türk diasporası tarafı ile Türk kültürü ve Türk kimliğinin de bağlılığının güçlendirilmesi amaçlanmakta bu Kıbrıslı Yüzler projesiyle. Ankara, Eskişehir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde okuyan 25 erkek, 15 kız öğrenci bugün ve yarın Kars'ın tarihi ve turistik bölgelerini gezecekler, kültürel zenginliklerini yakından tanıyacaklar. Evet, gündemimize dönecek olursak nereden? Rusya'nın Donbas'a askeri operasyona başlaması sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acil olarak güvenlik zirvesini topladı. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat gündemdeydi. Zirve sonrası İletişim Başkanlığı bir açıklamada bulundu. Zirvede Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğini de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü ve desteğinin sürdürüleceği vurgulandı. Türk Dışişleri'nden de bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı. Bu saldırının Minsk mutabakatlarının ortadan kaldırılması ötesinde uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiğine atıf yapılan açıklamada ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.
Rusya Federasyonu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve desteğimiz devam edecektir ifadelerine yer verildi Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nereden? Türkiye ile Yunanistan arasında istişare görüşmelerin 64.sü de Atina'da gerçekleştirildi. Bakanlık bu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Sedat Günal'ın Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Proganis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik pozitif gündem diyaloğu çerçevesinde 3. çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirildiği bildirildi. Öte yandan Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldiler. Konuyla ilgili olarak bakanlık da Türk Dışişleri Bakanlığı da bu konuda ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada özel temsilciler görüşmelerin nihai amacının Moskova'da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etmişlerdir. Bu çerçevede atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yenilemişlerdir ifadelerine yer verildi bakanlık açıklamasında. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Türk soyun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldi. Genel Sekreter Düsen Kasinov tarafından karşılanan Tatar, Fotoğrafçılar Derneği tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden esintiler sergisini Türk Soy Binası'nın girişinde gezdi. Ardından toplantıda konuşan Başkan Tatar, dünyaya Türkiye ile olan bağların koparılmasına asla müsaade etmeyeceklerini paylaştıklarının altını çizerek Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye'ye verdiği mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle egemenlik temelinde bir mücadele olduğunu belirterek bu mücadelemizi sonuna kadar götürme kararı içerisindeyiz. Bizler büyük Türk dünyasının bir parçası olarak verdiğimiz mücadele bir Türklük mücadelesidir, bir kültür mücadelesidir. Bizim verdiğimiz mücadelenin en temel gücü, en temel zenginliklerinden bir tanesi de ayrı kültürümüzün olmasıdır. O bakımdan Türk soyunun faaliyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye katkı yapmaktadır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir şehrinin de kültür başkenti olarak ilan edilmesinin kendilerini mutlu edeceğini de sözlerine ekledi Başkan Tatar. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Bakan Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit hak sahibi olduğunun anlaşılması, Türk varlığının kabul edilmesinin lazım olduğuna vurgu yaparak, Türk varlığının işlerine sindirmeleri lazım. Kimseler yokken biz vardık orada. Dolayısıyla bu tarihi arka planıyla, sosyal yapısıyla, değerleriyle, gelişimiyle bunları görmek lazım. Oradaki insanların da Kıbrıslı kardeşlerimizin de haklarına saygı göstermeleri lazım ifadelerini kullandı. Yunan Savunma Bakanı mevkidaşı Nikolas Panagopoulos ile yaptığı görüşmeye de değinen Bakan Akar, spontane, gayet olumlu, yapıcı bir görüşme yaptıklarını, gerçekçi bir görüşme olduğunu söyledi. Akar görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının 4.sünün Ankara'da yapılması için Yunan heyete yönelik davetlerini yenilediklerini de belirtti. Bakan Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle diyalogla sorunların çözülebileceğine yönelik inancını da yineledi. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, eski Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikastının üzerinden 5 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütünün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Mart 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. 13 sanığın mahkum edildiği dava ise istinaftan geçti. Kararda yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığı bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı,
ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırım ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi. İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, silahlı terör örgütünün üyelik suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel'in tahliyesini, diğer sanıktan ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Evet Nadir, bu haftalık Ankara gündeminden aktaracaklarım bunlar. Kars'tan tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Bülent, çok teşekkür ediyoruz. Bülent Göksan notlarını bizlerle paylaştı. Bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Haftanın da sonuna geldik herkese. Tabii aldığımız haberler malum, bölgedeki sıcak gelişmeler, ama iyi bir hafta sonu diliyoruz. En azından iyi haberler almayı umuyoruz efendim hafta sonunda. Ve yeni haftaya inşallah güzel haberlerle başlarız. Bizden sonra Fehmi Oktay'la hava durumu ve spor haberleri, ardından manşet artıyla sizleri baş başa bırakacağız. Yeni haftada görüşmek üzere, hoşça kalın.